Herkes İslamiyet'e konuşur. Anadolu'da ilk Müslüman devletleri Erzurum ve Erzincan çevresi. Selçukluların düzenli ve güvenli bir şekilde Anadolu kapılarını Oğuz Türkmen boylarını açmalarından sonra başta Doğu Anadolu olmak üzere Anadolu'nun her tarafına büyük Türkmen grupları hızlı bir şekilde yerleşmeye başlamıştır. Türkmenlerin aralıksız akınlarına sahne olan ve fethedilmesi bir zaruret haline gelen Anadolu'nun tamamen ele geçirilmesi için Sultan Alparslan, Gürcistan üzerine ikinci kez sefer düzenlemiştir. Bu seferde Alparslan'ın akıncıları Doğu Karadeniz'e ulaşarak bu bölgelere de Oğuz Türkmen oymaklarının güvenli ve hızlı bir şekilde yerleşmelerinin önünü açılmıştır. Türkmen boyu ve oymakları Anadolu'ya geldikleri zaman önce yüksek yerlere ve daha sonra da ovalara yerleşirler. Daha sonra askeri ve iktisadi bakımdan önemli olan bu bölgelere yayılırlar. Bunun sonucu olarak ta bölgeden İç Anadolu bölgesine göç etmeyen bir kısım Ermeni, Gürcü ve Rum halkları da kalabalık bu Türkmen grupları arasında eriyip giderler. Bize göre gidemeyen veya gitmeyen bu azınlık grupların büyük bir kısmı daha önce bölgeye gelip yerleşen ve Hristiyan olan Türkler olmalıdırlar. Çünkü bu yerleşmeler esnasında kaynaklar herhangi bir kargaşa, savaş veya zorluktan bahsetmemektedir. Türkmenler kollar halinde Kars'tan Erzurum'a, Çoruh ve Kelkit vadilerinden Erzincan'a kadar hatta Harput ve daha ilerisine kadar yoğun akınlar yaparak bölgeyi iyice egemenlikleri altına almışlardır. Böylece bölgeye yerleşen Türkler buralardaki kale ve zaten hızla erimiş veya terk edilmiş olan yerleşim birimlerine yerleşip ele geçirdikleri bu bölgelerde birer beylik kurarak siyasi, iktisadi, askeri ve ekonomik bakımdan bölgenin en güçlü asli unsuru olurlar. Sonuçta Anadolu'nun kısa zamanda fethedilmesini sağlamışlardır. Selçuklu sultanlarının Anadolu'nun fethi için görevlendirdiği komutanlarını gelişigüzel seçmedikleri görülmektedir. İyi eğitimden geçmiş, üstün vasıfları olan askeri kabiliyetleri yanında fethedilen bölgeleri elde tutmanın ötesinde adaletli, iyi bir yönetici, ilim, kültür ve hayır işlerini yapıp yönetecek vasıfta kişiler oldukları görülmektedir. Mesela danışmanlıkların kurucusu Gümüştekin Ahmet Gazi'nin babası danışman Taygu İsfahan'da ilmi faaliyetlerde bulunarak yetişmiş oğlu Ahmet Gazi de yine İsfahan'da bu ilim ortamında yetişerek fethi için Anadolu'ya gönderilmiştir. Anadolu'ya seçilmiş kuvvetleriyle gelen bu Türkmen beyleri Selçuklulardan aldıkları eğitimle fethettikleri bölgelerde asla katliam ve tahribatta bulunmayarak aksine bu yeni yerleşim yerlerinde hızla imar faaliyetlerine girişirler. Yaptıkları ve ortaya koydukları eserler pek çok büyük devletin yapamayacağı efsafta, imar ve iskan işleri olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Türkmenlerin bölgeyi bilhassa Doğu Anadolu'da Erzurum, Oltu, İspir, Bayburt ve Erzincan bölgelerine çok süratli bir şekilde yerleşmeleri İslam coğrafyacılarının da gözünden kaçmamıştır. Belezuri Futuh ul Buldan'ın da İbni Havgal Mesudi Muruç Uz Zehep'te Makdisi Ahsen Ut Tekasim'de Kodama bin Cafer Udud ul Alem'de Yakut Mücem'de Zekriya Kazvini Asar ul Bilat'da bu akın ve İskanlardan eserlerinde önemli değinmişlerdir. Saltuklular devri. Malatya Zaferi'nden 1071 sonra Sultan Alparslan Anadolu'yu komutanları arasında taksim etmiş Erzurum ve çevresinde Saltuk Oğulları 1092-1202 Ahlat'ta kurulan ve zamanla doğuya doğru genişleyen Ahlat Şahları Emirliği 1100-1185 Mardin Harput ve Çemişgecek dolaylarında Artuk Oğulları 1098-1234 Erzincan Kemah ve Divriği bölgesinde de Mengücek Oğulları 1118-1252 ve Sivas, Malatya, Niksar ve Amasya taraflarında danışman oğulları 1092-1178 kurularak hüküm sürmüşlerdir. Bu beyliklerin daha sonra Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Anadolu Birliği çerçevesinde ortadan kaldırıldıkları bilinmektedir. Saltukluların siyasi sınırları bu beyliğin kuvvetli ve zayıf zamanlarına göre değişmektedir. Sınırlar Kars'ı da içine almakla beraber esas olarak merkez Erzurum olmak üzere doğuda Micinger, batıda Tercan, kuzeyde Bayburt, Oltu, İspir, şehir, kaza ve köylerini içine alıyordu.
Burada şunu önemli belirtmek gerekir ki Saltuklu Türkmen Devleti kurulmadan önce Saltuklu'nun egemen olduğu bölgenin 1049'dan çok önce Türkler tarafından fethedildiğini Bizanslı tarihçiler belirtirler. Beylik Sultan Alparslan'ın kumandanlarından Ebu Kasım Saltuk tarafından Malazgirt Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı bir beylik olarak kurulmuş ve yaklaşık 130 yıl hükümranlık sürmüştür. Saltuklu egemenliği zamanında da bölge Orta Asya üzerinden yeni Oğuz Türkmen boylarının yerleşimine sahne olmaya devam etmiştir. Özellikle Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olmak istemeyen küskün Türkmen grupları Anadolu'ya gelerek başta Erzurum ve çevresi olmak üzere Trabzon'a kadar tüm bölgeye yayılmışlardır. Böylece Saltuklu Devleti'nin de temelini atmış oldular. Devlet yönetimine ve dolayısıyla şehir hayatına geçmek istemeyen bu kalabalık Türkmen gruplarının çok sayıda sürüleri belki de bu geçiş dönemindeki en büyük engelleriydi. Türkmen sorunu başlığı altında işlenecek ve Türkmen sorununun da ikinci grubu oluşturan Oğuz Türkmen grupları Orta Asya'daki eski inanç ve kültürlerini Anadolu'da da canlı tutarak yaşatmışlardır. Bu Türkmen Oğuz boylarının Anadolu'da yerleşik bir devlet haline gelmesi nihayet Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen devletleri zamanında gerçekleştirilebilmiştir. Fakat bu iki Türkmen devleti arasındaki ciddi siyasi çekişme nedeniyle Anadolu'nun doğu ve güneydoğu bölgesi çok tahrik olmuştur. Bilhassa Erzurum ve çevresi bu iki Türkmen grupları arasındaki büyük çekişmeden dolayı çok zarar görerek harap olmuştur. Anadolu'daki Akkoyunlu Türkmen devletinin dışında Safavi devletinin temelinin de asli unsurunu bu Türkmenlerin oluşturdukları tarihi bir gerçektir. Orta Asya gelenekli koyun, koç ve at biçimli ve figürlü mezar taşlarından günümüze kadar gelen örneklerin bir kısmının işte bu küskün Türkmenlere ait olması kuvvetle muhtemeldir. Saltuk ilinde göçebe Oğuz ananeleri de çok zengindir. Selçuklu ve Moğol istilaları esnasında büyük Türk göçlerinin Anadolu'ya akışında Saltuk ili göçebe Türkmenlerin ilk uğrağı ve yurdu olmuştur. Türkistan'daki eski hayat ve kültürlerini birlikte getiren bu Oğuzlar göçebe hayatları ile hatıralarını da muhafaza ederek bu memlekette yaşamışlardır. Oğuznamenin bir parçasını teşkil eden Dede Korkut kitabının Saltuk ilinde yüksek bir destan halinde teşekkülü çok büyük bir hadisedir. Fil hakika destan bu göçebe Oğuzların hayat, düşünce, inanç ve ülkülerini o kadar canlı bir şekilde nakleder ki hiçbir tarihi vesika bu eserin vazifesini göremez. Onların kahramanlık, yüksek ahlak ve içtimai hayatları burada çok kuvvetli bir şekilde aksettirilmiştir. Dede Korkut'un Alpları ile Danışmatname'nin gazileri çok farklı bir hayat ve görüşlere sahiptiler. Fil hakika bu Oğuzlar Müslüman olmakla beraber eski şamani, yaşayış ve inanışlarını da yer yer muhafaza etmişlerdir. Kadınlar çok yüksek bir ahlaka sahip olmakla beraber toylarda ve eğlencelerde erkeklerle birlikte toplanıp çalgı çalar, kımız içer ve eğlenirler. Birçok sefer dile getirmeye çalıştım ama getiremedim. Yani kaynaklarda var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi bunlara biz çingene diyoruz işte. Eski Türk misafirperverliği şerefi ve kutsiyeti çok kuvvetli olduğu için erkek bulunmadığı zamanlarda da konuk kabul edilmiş. Erkek gibi ata binmek ve kahramanlık onların da ideal vasıfları olmuştur. Halbuki Danışmatname'nin temsil ettiği gazilerin hayatları sıkı İslami kaydı ve yasaklarına göredir. Göçebe Oğuzlar ara sıra abdest alıp namaz kıldıkları halde gaziler namaz ve oruçta bir ihmal göstermez. Asla içki kullanmaz ve kendi hayatlarında kadına yer verilmezdi. Bununla beraber göçebe Oğuzlar bütün Türkler gibi çok samimi Müslümanlardırlar. Hele adı Körklü Muhammed'e sevgileri çok üstündür. Bu sebeple de İslamiyet uğruna Gürcüler, Rumlar ve Ermenilerle cihat yapmışlardır. Fil hakika Saltuk ilinde Dede Korkut kitabı ile mahallileşen Oğuz destanında Hristiyanlarla girişilen mücadeleler mühim bir mevki işgal etmiş. Bu ülkenin şehir ve kaleleri de bu eserde sık sık zikredilmiştir. Bu kayıtlar Moğol önünden Saltuk iline geçen Oğuzların hayatı ve mücadelelerinin destanda daha fazla akış bıraktığını göstermektedir. Bununla beraber mesela Bayburt'un fethine dair hikayede ilk Selçuklu devrinin
izlenin de bulunduğu görülmektedir. Zira Ermenilerle mücadele de bu devre ait olup ikinci muhaceret zamanında böyle bir mücadele ve fetih bahis mevzu olamaz. Dede Korkut kitabında Bayburt bilhassa Bey Böyrek hikayesiyle önemli bir mevki işgal etmektedir. Destana göre Bayburt Kalesi Türklerden önce Parasar adlı bir Hristiyan beyin elindedir. Arkadaşlar bu bölümü de şeyden bir saniye bakmam lazım. Neydi ya o şeyin ismi? Ezber Bozan'dan izleyebilirsiniz. Grokoryen şeyleri, Ermenileri adıyla ilgili bir videoda. Kimmiş bu parasarlar? Bakın din Türkleri, Türkmenleri nasıl birbirine kırdırmış anlayacaksınız. Önce Parasar adlı bir Hristiyan beyin elindedir. Bu kalenin fethi ve onun uğrunda cereyan eden savaşlarda Kahraman Bey Böyrek başlıca rolü oynar. Onun aşk hikayesi ve fethi birlikte olur ve bir roman şeklinde nihayet bulur. Destanın Bayburt'a ait bu Bey Böyrek kısmı halk arasında aslına yakın olarak zamanımıza kadar gelmiştir ki göçebe Oğuzlar arasında mühim yeri olan hikayenin milli ananeleri ve folkloru ile zengin olan Bayburt'ta yaşaması tabidir. Dede Korkut kitabı Saltuk ili ve Sökmen ili göçebeleri arasında resmi ve umumi toyların nasıl devam ettiğini, Oğuzların bu toplantılardaki töreleri, iç Oğuz ve dış Oğuz beyleri arasındaki hukuki mevkileri ne derece koruduklarını çok güzel bir şekilde meydana koyar. Nitekim Akkoyunlu ve Karakoyunlu kaynakları bilhassa tarihi Diyarbakırlıya ve tevarihi Türkmaniye'de anlatılan hadiseler ve toyların tafsilatı destanın mübalağalı olmadığını göstermek suretiyle tarihi tamamıyla teyit eder. Bu sebeple Saltuk ilinde yaşayan göçebe Oğuzların inanış, yaşayış ve faaliyetleri, savaş ve fetihler hakkında Dede Korkut destanı çok dikkatli bir tetkik ve tenkit ile tarihi bir kaynak olarak da kullanılabilecek bir mahiyettedir. Saltuklu devleti diğer çağdaş Türk devletleri gibi Oğuzlara mensup olduğu ve onlara dayandığı için Orta Asya'dan getirdikleri milli kültürlerini burada yaşatmışlardır. Yakın Doğu ve Anadolu'da hüküm süren diğer Türk beyleri gibi Saltukların da kendi hükümdarlarına Arapça, Melik'in yanında Türkçe karşılığı Yabgu'yu kullanmış. Bulundukları 3. hükümdar Gazi'ye ait bir kitabeden anlaşılmaktadır. İslam'dan önce Hakan'dan sonra gelen bu ünvan Erzurum'da da Sultan'dan sonra gelen Melik'in karşılığıydı. Bu devre ait diğer Türk türbeleri gibi Saltuklu türbelerinin de çadır şeklinde yapılması, abideler üzerinde hayvan kabartmalarının bulunması, Orta Asya atlı bozkır sanatının Anadolu'ya nasıl intikal ettiğini gösterir. Saltuk ilinde ve özellikle Erzurum ve Bayburt'ta Türkmen ozan ve babalarının tasavvufi halk şiirleriyle devamı ve bugün de onların baba lakabı taşımaları ve kendilerine hak aşığı sıfatı verilmesi de Orta Asya'nın Anadolu'ya yansıyan dikkat çekici özelliğidir. Saltuklu sonrası Doğu Anadolu'nun genel durumu. Saltuklu sonrası Anadolu'da özellikle beylikler döneminde de Orta Asya'dan gelen Oğuz-Türkmen göçlerinin iskan hareketleri devam etmiştir. Orta Asya'dan Ön Asya'ya doğru hızla yayılan Moğol tehlikesi bilhassa Azerbaycan ve Karabağ ovalarında yerleşik Türk oymaklarını da rahatsız etmeye başlamıştı. Moğolların önünden kaçan Türk boy ve oymakları Azerbaycan ve Karabağ ovalarında çekirgeler gibi kaynaşan büyük Türkmen gruplarını oluşturmuştu. İşte bu Türkmen grupları başta Doğu Anadolu'nun özellikle Erzurum, İspir, Bayburt ve Erzincan bölgeleri yoğun olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerine hızla iskan edildiler. Ve bölgenin Türk nüfusunun çok hızlı bir şekilde artmasını sağladılar. Türkmenler bir yandan Türk nüfusunu arttırırken öte yandan da bu bölgelerin tahribine sebep olmuşlardı. 60 bin kişilik bir Türkmen kitlesi başında bulunan Karahan, Gürcistan'a akınları yaptıktan sonra Valaşgirt, Eleşgirt ve Sürmeri bölgelerinde ve Aras Nehri vadilerinde yayılıyor, oradan Ahlat bölgesine göçülüyordu. Türkmen Beyi Azat Musa'nın idaresinde bulunan büyük bir Türkmen grubu da Pasin,
İspir ve Bayburt bölgelerinde oturuyor, yazları da Trabzon dağları veya Gürcü kaynaklarının ifadesiyle Parhar dağları üzerinde yayla yapılıyordu. Bu kalabalık Türkmen grupları Sinop'a kadar uzanmışlar, bazen Erzincan üzerinde de ciddi manada etkili olmuşlardır. Böyle Orta Asya'daki eski inanç ve adetlerde bölgeye yerleşen bu Türkmenlerle taze ve canlı bir şekilde Anadolu'da yaşamaya başladılar. Nihayet Moğollar kuvvetli bir ordu ile bu Türkmen grupları Batı Anadolu bölgesine sürmüşlerdir. 1242'de Moğollar Bayju Noyan komutasında Erzurum ve çevresini ele geçirerek genç kız ve erkekler ile sanatkarlar dışında şehir halkını kılıçtan geçirmişlerdir. Bu katliamdan kurtulabilenler daha yüksek yerlere ve Anadolu'nun iç bölgelerine göç etmişlerdir. 1243'ten sonra Anadolu'daki mimari eserlerde görülen figürlü bezemenin artışının da sebebi bu göç dalgalarıdır. Bu figürlü bezemeler sadece mimari eserlerde cephe süslemesiyle sınırlı kalmamış, dokuma, ahşap ve maden işleri, mezar taşı ve kümbetlerde kısaca insan elinin değdiği pek çok sanat eserinde bolca kullanılmıştır. İşte yukarıda saydığımız bölgelerde görülen figürlü koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarının da bu göçlerle ve daha önce bölgede etkili olan bu Türkmen grupları ile yakından ilişkili olabileceği kanaatindeyiz. Anadolu'nun pek çok bölgesinde görülen bu mezar taşlarının yoğun olarak görüldüğü yerler, bu Türkmen gruplarının sürekli dolaştığı ve yaylak kışlak olarak kullandıkları bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu dışında da yine bu Türkmenlerin yoğun yaşadıkları bölgelerin erken ve zengin örnekleri Orta Asya ve Azerbaycan bölgesinde günümüze kadar yaşatılmıştır. Mengücekliler Devri. Bölgede Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olarak kurulan diğer bir beylik de Mengücekli Beyliği'dir. Kaynaklarda hakkında pek az bilgi bulunan ve Sultan Alparslan ile birlikte onun komutanı olarak Malazgirt Savaşı'na katılan Mengücek Gazi, Erzincan Kemal, Divri ve Şebin Karahisar bölgelerini içine alan bir bölgede beyliğini kurmuştur. Mengücek Ahmet Gazi'nin Oğuz beylerinden mühim bir şahsiyet olduğu Divri Ulu Cami kitabesinde Alp Kutlu, Tuğrul Tekin gibi çok önemli eski Türkçe ünvanlarını kullanmalarından bellidir. Ayrıca Kemah Kümbeti'ndeki kitabesinde Erzurum, Erzincan, Kemah ve Diyarbakır vilayetlerini ve bunların kalelerini alan denilmektedir. Önceleri Süleyman Şah'a tabi olduğu ileri sürülen Mengücek Gazi'nin Anadolu fetihleri sırasında şehit olduğu tahmin ediliyorsa da ölüm tarihi kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak mezar yeri bölge halkı arasında veli, evliya olarak kabul edilmiş ve yüzyıllardır önemli bir ziyaret yeri olarak günümüze kadar gelmiştir. Mengücükler Erzincan, Kemah, Divri ve Şebin Karahisar gibi fethettikleri şehirlerle yetinerek bunlara yenilerini katmak gayesini taşımamışlardır. Tarihlerde bunlardan fazla bahsedilmemesinin sebebi budur. Buna rağmen Mengücekliler ülkelerinin gelişmesi için çok yoğun bir şekilde çalışmışlar ve bununla alakalı olarak her biri ayrı bir sanat abidesi olan eserler meydana getirmişlerdir. Mengücek Gazi'nin ölümünden sonra oğlu Melik İshak zamanında beylik çekişmeli ve sıkıntılı günler geçirmiştir. Melik İshak'ın 1142'de ölümünden sonra beylik oğulları arasında Kemah, Erzincan ve Divri olmak üzere taksim edilerek iki kola ayrılmıştır. Süryani tarihçilerinin ifadelerine göre payitaht Kemah Melik Mahmud'a, Erzincan Davut Şah'a, Divri'yi de Süleyman Şah'a düşmüştü. Kısa zaman sonra Kemah Beyliği'nin yıkıldığı ve Erzincan Beyliği'nin ilhak olduğu tahmin edilmektedir. Hanedan içi çekişmelerle oldukça zayıflayan beylik, nihayet 1228-1229 yıllarında da Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın düzenlediği seferle Selçuklu egemenliğini tanımışlar ve 1252'de de tarih sahnesinden silinmişlerdir. Gerek Saltuk ilinde ve gerekse Mengücekli ilinde Orta Asya'dan göçen Oğuz Türkmen boyları yoğun bir şekilde iskan edilmişlerdir. Bilhassa Saltuklu ili bu güç göçlerin ilk uğrak yeri olması sebebiyle konumuz açısından çok önemlidir. Saltuklu ili bu göçlerin ilk uğrak ve iskan yeri olduğu için bölgede
Orta Asya inanç, adet, kültürü, sanat ve toplum yaşayışları oldukça canlı kalmıştır. Osman Turan bu konuda Dede Korkut ve Danışman Gazi Destanı'nın karşılaştırılmasını yaparak Dede Korkut Destanı'nın geçtiği sahadaki yaşam ve inanç tarzının destanın oluşmasına büyük oranda tesir edeceğini belirtmiştir. Böylece Danışmanname de geçen Alplerin Dede Korkut Destanı'nın Alplerinden yaşam olarak farklılık arz ettiğini haklı olarak öne sürmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Erzurum ve çevresi. Anadolu Selçuklu Sultanı Nükreddin Süleyman Şah 1196-1204-1202 senesinde Erzurum'u ilhak edip Selçuklu ülkesine katmıştır. Böylece Saltuklu ülkesi Selçuklu hakimiyetine geçmiş, 130 yıllık Saltuk oğulları devleti tarihe karışmıştır. Erzurum ve çevresi Anadolu Selçuklu Devleti döneminde de melik olarak buraya gönderilen şehzadeler tarafından yönetilmiş ve bazen de burada önemli toplantılar yapılmıştır. Alaaddin Keykubat zamanında kendisine karşı gelerek Harzem Şahlarla birleşen ve aynı zamanda damadı olan Erzurum Meliki Cihan Şahı Harzem Şahlarla yaptığı savaşta yenip Erzurum ili ve çevresini tamamen kontrol altına almıştır. Moğol tehlikesine karşı bölgedeki kale ve burçlara da tahkim ettiren Sultan Moğol tehlikesinden kaçan Türkmenlerin bir kısmını da Saltuk ili ve çevresine iskan ettirmiştir. Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen Devletleri. Moğolların Anadolu hakimiyetleri döneminde halktan toplanan ağır vergiler, baskı ve zulüm sonucunda Anadolu halkı ekonomik yönden çok zayıf düşmüştü. Ama bölge yine de Orta Asya'dan gelen güçlü Oğuz Türkmen oymaklarıyla sürekli güç kazanmıştı. İşte bu dönemde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki kardeş Türkmen topluluğun iktidar mücadelesi çok sert bir şekilde sürüyordu. Bu Türkmen toplulukları beyliklerini kurduklarında Büyük Selçuklu Devleti'nden beri büyük sorun olan ve henüz iskan edilememiş Türkmen topluluklarını da bünyelerinde toplayarak ulus devlet oluşturmada çok önemli bir sorunu halletmişlerdir. Bu Türkmen topluluklarından ilki Karakoyunlar, diğeri de Akkoyunlar adı altında tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Doğu Anadolu bölgesi Moğol hükümdarı Hülagü Han'dan itibaren başlıca iki askeri eyalete ayrılmıştı. Bunlardan biri Diyarbakır eyaletiydi ki merkezi Musul olan bu eyalet Musul, Mardin, Diyarbakır yörelerini içine alıyordu. Diğeri ise merkezi Ahlat olan Van bölgesi eyaletiydi. Diyarbakır valisi Queen Tatarlardan Kara Tatarlar Mulay Noyan idi. 1312 yılında Mulay Noyan'ın ölümü üzerine Diyarbakır eyaleti Sutay Noyan'a verildi. Sutay Ebu Said'in culusuna kadar Hicri 716 miladi 1316 Diyarbakır valiliğinde kalmıştır. Sutaylıların hakimiyeti Musul'dan Erzurum'a kadar uzanıyor. Fakat çok geçmeden Sutaylılar arasında şiddetli bir iç mücadele başlamıştır. Bu mücadele Sutay'ın oğlu Hacı Tugay ile yeğeni Barın Bay oğlu İbrahim Şah arasında cereyan ediyordu. Hacı Tugay, Musul, Ahlat ve Erzurum taraflarını yeğeni İbrahim Şah'ta asıl Diyarbakır bölgesini ellerinde tutuyorlardı. Bu mücadele sonucunda İbrahim Şah amcasını öldürmüş 1343 ve Musul'a da hakim olmuştur. Bu amca yeğen yani Hacı Tugay ile İbrahim Şah arasındaki mücadele esnasında iki kardeş Türkmen oymağından Karakoyunluların Hacı Tugay ve Akkoyunların da İbrahim Şah tarafından olduğu söylenebilir. Çünkü çok az bir zaman sonra Karakoyunluları Hacı Tugay'ın tasarrufunda bulunan Musul, Van Gölü ve Erzurum çevresinde Akkoyunları da İbrahim Şah'a ait olan Diyarbakır bölgesini görmekteyiz. Hatta belki de bu iki kardeş Türkmen oymağı arasındaki adavet-i kadime bu amca yeğen arasındaki kanlı düşmanlıktan gelmiş olabilir. Karakoyunların Akkoyunları ile beraber Argun Han zamanında Türkistan'dan Azerbaycan'a, oradan da Akkoyunların Diyarbakır bölgesine, Karakoyunların da Erzincan ve Sivas bölgelerini yurt tuttuklarına dair Osmanlı tarihçilerinin verdiği bilgilerin doğruluğu şüphelidir.
Çünkü Türkmenlerle pek dost olmayan Moğolların böyle kalabalık bir topluluğu Türkistan'dan Azerbaycan'a, oradan da Anadolu'ya göç etmelerine müsaade etmeyeceği kesindir. Belki de Ak ve Kara Koyunlular adı ile siyasi teşekküllerini oluşturan bu Türkmen toplulukları Büyük Selçuklulardan başlayarak A. Selçuklu ve Beylikler, hatta Osmanlı devrinde İskan meselesi yüzünden sorun oluşturan Türkmenlerdi. Gerçekten de bu Türkmenler Anadolu'ya göç ederken hiçbir engeli tanımamışlar. Anadolu'dan İran'a göç ederken de Osmanlı devleti bunların göçlerine engel olamamıştır. Karakoyunlular 1351-1469. İran ve Irak'ta yaklaşık 2 asır hüküm süren ve Moğol hakimiyetine fiilen son veren Rek, buralarda Türkmen nüfuzunu tesis etmek sureti ile bilhassa Azerbaycan'ın Türkleşmesinde önemli rol oynayan Karakoyunların hangi Oğuz boyuna mensup olduğu bilinmemektedir. Karakoyunların etrafında toplanarak onları siyasi bir topluluk haline getiren oymakların başında Sadlı Oymağı gelir. Bu oymağın ana yurdu Ervan ile Arapa Çay'ın Aras'a karıştığı bölgedir. Diğer oymaklar ise sırasıyla Baharlı, Erzurum ve Bayburt civarında bulunan Duharlı, Tokarlı, Gence ve Berdağ taraflarında yaşayan Karamanlı, Maraş ve Malatya bölgesinde yaşayan Ağçeli, Doğu Beyazıt yöresinde Ayınlı, Erdebil bölgesinde Çekirli, Çakırlı, Çakırı kabileli oymakları oluşturmaktaydı. Ayrıca Alpavut, Alpagut ve Kara Ulus oymakları da Kara Koyunların siyasi faaliyetlerine katılarak onlara destek vermişlerdir. 14. yüzyılın ikinci yarısında 15. yüzyılın son çeyreğine kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kafkasya, İran ve Irak, hatta Herat bölgesine hakim olan Kara Koyunlar bünyesinde çeşitli Oğuz boylarını birleştirmiş, bu Oğuz toplulukları bilhassa Selçuklu ve Beylikler döneminde iskan edilememiş, başına buyruk oymaklar olup Karakoyunlar bunları bir birlik altında tutmayı başarmıştır. Büyük bir Türkmen konfederasyonudur. Başlangıçta bir Türkmen topluluğu ad olan Karakoyunlu adı daha sonra büyük bir devletin bünyesinde birleşen bütün Türkmenlerin ortak adı olmuştur. Karakoyunlu Kara Yusuf'un Horasan bölgesindeki etkisi etrafında topladığı Türkmenlerle gittikçe güçlenerek bölgenin en önemli gücü haline gelmiştir. Hatta Timur'un oğlu Şahruh bölgede ve Azerbaycan'da Türkmen nüfusunu kırmak için 1420'den 1435'e kadar 3 kez bu bölgelere seferler düzenlemiştir. Ancak bu seferler başarısızlıkla sonuçlandığı gibi bölgenin tamamının Karakoyunlu hakimiyetine de tescillenmiştir. Karakoyunların ilk beyi sayılan Bayram Hoca ölüm 1380 Musul'u ele geçirerek mali hanedanlıkları da egemenliğini alarak beyliğinin başına geçen. Moğolların Diyarbakır valileri gibi kışları Musul yöresinde, yazları da Muş, Ahlat ve Erzurum bölgesinde geçiriyordu. Bayram Hoca'dan sonra yerine geçen yeğeni Kara Mehmet 1382'de Celayirlileri 1386'da da Akkoyunları yenerek büyük bir ün kazanmıştır. Bu arada Anadolu'yu istila için fırsat kollayan Timur kendisine bağlılığını bildirmeyen Kara Mehmet'in Haç kafilesine saldırdığı bahanesiyle bütün Doğu Anadolu ve Erzurum'u işgal etmiştir. Kara Mehmet Bey çok az bir kuvvetle Timur'a karşı koymuş ve onun Mavera-ül-Nehir bölgesine dönmesi üzerine muzaffer bir hükümdar gibi Tebriz'e girmiştir. 1388. Kara Mehmet'in ölümünden sonra beyliğin başına geçen Kara Yusuf Timur'a oldukça sıkıntılı anlar yaşatmış. Bu yüzden de Osmanlılar ile Timurluların arasının açılmasına neden olmuştur. Timur Yıldırım Beyazıt'tan Kara Yusuf'u öldürmesini veya ülkesinden çıkarmasını istemiş, ancak Yıldırım Kara Yusuf'a Aksaray'ı dirilik olarak vermiştir. 1403'te Çağataylılar ile yaptığı savaşı kaybeden Kara Yusuf çöle kaçarak zor kurtulmuştur. Bir müddet esir olarak Şam'da kalan Kara Yusuf serbest kaldıktan sonra 1405 ve 1406'da Çağataylılar ile yaptığı iki savaşta kazanarak Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a tekrar hakim olmuştur. Daha sonra Artuklu Beyliği'ne de son vererek bunların topraklarını ülkesine katar. Böylece eski Türkmen topluluklarını tekrar beyliği altında toplamaya muvaffak olur. Daha sonra Akkoyunlu hükümdarı Kara Yüyük Osman Bey'i de ağır bir yenilgiye uğratan Kara Yusuf Bey
hasta ve yaşlı bir durumda Çağatay hükümdarı Şahruh ile savaşa giderken 1420'de yolda ölmesi üzerine ordusu dağılır. Gerçek manada Karakoyunlu Devleti'nin kurucusu sayılan Kara Yusuf Beyliği'nin başına geçtiği zaman devlet Erciş civarında küçük bir beylikti. Ölümünde Karakoyunlu'nun hakimiyet sahası Erzincan'dan Kazvin'e, Gence'den Bağdat'a kadar uzanıyordu. Kara Yusuf'tan sonra devletin başına geçen hükümdarlar ya iç çekişme ve taht kavgaları ile uğraşmışlar ya da ezeli düşmanları Akkoyunlar'ı ile mücadele etmişlerdir. Karakoyunlar İran, Irak bölgesinde yaklaşık 1,5 asır süren Moğol İlhanlı hakimiyetine son vererek bu memleketlerde Türkmen nüfusunu yeniden kuvvetlendirmek suretiyle bilhassa Azerbaycan'ın büyük ölçüde Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır. Yine 15. yüzyıldan itibaren dalga dalga Anadolu'daki Türkmen oymaklarının İran'a göç etmelerine sebep olarak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Türk nüfusunun azalmasına da sebep olmuşlardır. Karakoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra bu devlete mensup oymakların çoğu veya hepsi Akkoyunlu hizmetine alınmışlardır. Daha sonra Akkoyunlu Devleti içindeki bazı oymaklar ile Karakoyunlu Türkmen oymakları Safavi Devleti'ne tabi olurlar. Ve zamanla Safaviler de devlet hizmetine alınırlar. Ancak hiçbir zaman daha önce Anadolu'dan İran'a göçen Anadolu Türkmen oymakları gibi birinci sınıf mevkilere gelememişlerdir. Hatta Akkoyunlara ait 40-50 bin kişinin Tebriz'de Şah İsmail tarafından Safavi Devleti'nin teşekkülü zamanında öldürüldüğünü Osmanlı tarihçi Kemal Paşa Zade naklederek Safavi Devleti'nin bu sonradan giden Türkmen topluluklarını öne çıkarmalarını teyit etmektedir. Karakoyunlu oymağının adının totem inanışından geldiği iddiaları olduğu gibi daha çok Karakoyunlu adının Türkmenlerin besledikleri hayvanların renginden dolayı almış olabilecekleri iddiaları da ilim aleminde kabul görmektedir. Gerçekten de koyun koç renkleri ile ilgili gelenek çok eskidir. Uygurca yazılmış bir Oğuz Han destanında Oğuz Han'ın kurdurduğu otağın yanında altın direkli ak çadır altında beyaz koyun koç gümüş direkli çadır altında siyah koyun koç bağlatması veya evlat edinme törenlerinde boz koyun kurban edilmesi bu geleneğin ne kadar köklü olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Karakoyunlar zamanında şiirlik faaliyetleri yaygınlaşmıştır. Azerbaycan ve Anadolu'da Şeyh Cüneydi Safevi'nin başarılı faaliyetleri ve Yuzistan bölgesindeki silahlı propagandalar Şiiliğin bölgede yerleşmesini sağlamıştır. Yar Ali gibi Karakoyunlu Hanedanı'nda Hazreti Ali'ye karşı şuurlu bir sevginin olduğu söylenebilir. Ancak Kara Yusuf, İskender ve Cihan Şah'ın paralarında dört halifenin isimleri görülür. Ayrıca çağdaş Akkoyunlu, Timurlu ve Memlük kaynaklarında Karakoyunlu hükümdarlığının Şiiliğe meyilleri olduğu hakkında bir kayda rastlanmamaktadır. Akkoyunlu 1402-1052 Akkoyunlar, Irak, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'da devlet kurmuş büyük Türkmen hanedanı olup Türk kaynaklarında Bayındır Han oğlanları, İran kaynaklarında da Al-i Bayındırıye olarak adlandırılmıştır. Pardon arkadaşlar, ben bunu bir kayıt altına alayım da. Bu Ali, Alevi, Aliciler. Al-i Bayındırıye. Bak nereden çıktı karşımıza. Olarak adlandırılmıştır. Çeşitli oymaklardan meydana gelmişlerdir. Moğol istilası üzerine Anadolu'ya gelen Türkmenlerden olup Diyarbakır'ın Ergani bölgesine yerleşerek Artuklulara bağlanırlar. Koyunlu Türkmenlerinin ak kısmını temsil eden hanedanın kuruluşu Tur Ali Bey'in 1340'ta Trabzon Rum İmparatorluğu'na yaptıkları akınlarla başlar. Trabzon Rum İmparatoru Alexios kızını Tur Ali Bey'in oğlu Kutlu Bey'e vermesiyle kurulan akrabalık Trabzon'a rahat nefes aldırmıştır. Kutlu Bey zamanında 1362-1388 Karakoyunlar Musul'dan Erzurum'a kadar olan yerleri hakimiyetleri altına almışlardı. Akkoyunlar da Erzincan ve Bayburt'u ele geçirerek bölgede uzun süre devam edecek bir hakimiyet mücadelesini başlatmışlardı. Torunu Kutlu Bey'in oğlu Karayülük Osman Bey zamanında bölge daha da çekişmeli geçer. 1402-1435 yılları arasında saltanat süren Osman Bey aşiret reisliği için
kardeşleriyle girdiği mücadeleyi kaybedince 1386'da Sivas emiri Kadı Burhanettin'e gitmişti. 1396'da Kayseri valisi Şeyh Müeyyeddin'in öldürülmesinden sonra Kadı Burhanettin'den ayrılarak kendisine bağlı olanlarla Sivas'ı kuşatmıştır. 1398 Karabel Savaşı'nda Burhanettin'in öldürülür bir süre Mısır Sultanı Berkuk, daha sonra da Temur Leng'in Aksak Timur yanında kalan Osman Bey bu esnada Akkoyunlu boylarını da emri altına almıştı. Timur'un Anadolu seferine öncelik etmiş, bu hizmetine karşılık Diyarbakır'da beyliğini ilan etmiştir. Aşiretini ve oymaklarını Diyarbakır ve çevresinde iskan etmek için uğraşır. Özellikle eski düşmanlıkları nedeniyle Karakoyunların ana nevi rakibi ve düşmanıydı. Bu iki Türkmen topluluğu arasındaki çekişmenin bir amca yeğen çekişmesi olması muhtemeldir. Ve nedenleri Karakoyunlar kısmında detaylı olarak açıklanacaktır. Karayülük Osman Bey Karaz Savaşı'nda Karakoyunlarla çarpışırken yaralanır ve 1435'te Erzurum'da ölür. Çok cesur olan ve askerlik sanatını çok iyi bilen Karayülük Osman Bey, beyliğin sınırlarını Erzurum'dan Kemah ve Harput'a, Erzincan'dan Mardin'e kadar genişletmiş, Akkoyunlu Devleti'nin gerçek manada kurucusu olmuştur. Onun ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ali Bey kardeşleri ve amcalarının muhalefetiyle uzun süre uğraşmıştır. Onun oğlu Uzun Hasan Bey saltanatında hanedan mensuplarına elde ettiği başarılar sonucu etrafında toplayarak beyliğin sınırlarını iyice genişletir. 1457-58'de ve 1461-22'de Gürcistan üzerine seferler yapar. Fakat Fatih'in Trabzon seferine engel olamamıştır. Çünkü o da dedesi Karayülük Osman gibi Trabzon Rum İmparatorluğu hanedanından bir kızla evlenmişti. Uzun Hasan Bey Bayburt ve Harput'u da ele geçirerek sınırlarını İspir'den Urfa'ya, Şebin Karahisar'dan Siirt'e kadar genişletmiştir. İspir bölgesinde tespit ettiğimiz koyun koç heykellerinin bu Akkoyunlu Türkmenlerine ait olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak 1473'te Fatih Sultan Mehmet'le yaptığı Otluk Belli Savaşı'nı kaybederek yenilir. Bu yenilgi Akkoyunlar için büyük bir darbe olmuştur. Ölümüne kadar sadece bir kez Gürcistan üzerine sefere çıkar. 1478'de de vefat eden Uzun Hasan Bey, adil, ahlaklı, halka karşı şefkatli ve ilim adamlarına karşı saygılı olan bir devlet adamı idi. Onun meydana getirdiği Hasan Padişah Kanunları adı ile tanınan vergi kanunnamesi hem Osmanlılar hem de uzun süre Safavi Devleti'nde kullanılmıştır. Yaptığı işler ve hayırlarla sadece Türk tarihinde değil, İslam kaynaklarında da büyük hükümdarlar arasında sayılmaktadır. Uzun Hasan'dan sonra devlet iyice zayıflayarak bir daha eski durumuna gelememiştir. 1500'de devlet ikiye bölünerek Amid, Arran ve Azerbaycan hanedanından Elvende, Irakken, Kirman ve Fas'ta Sultan Murad'a bırakılmıştır. Bu bölünme 300 müridi ile Anadolu'ya gelen Şah İsmail'e yaramış ve 1501'de Anadolu'dan oluşturduğu müritlerinden meydana gelen ordusu ile Elvendi yenerek Tebriz'e girmiştir. Şah İsmail Akkoyunlara büyük bir kin beslediğinden onlara ait ve onların taraftarları olan herkesi katlettirmiş ve onlara ait eserleri de tahrip ettirmiştir. Nihayet 1514'te Sultan Murat Osmanlılar tarafından Güneydoğu'nun fethinde görevlendirilmiştir. Akkoyunlu Sultan Murat yaptığı bir savaşta yenilerek öldürülür. Böylece Akkoyunlu devletinde tarih sahnesinde silinmiş oldu. Ancak hanedan mensuplarının Osmanlı hakimiyeti devrinde de eski Akkoyunlu devleti sınırları içerisinde yaşadıkları bilinmektedir. Akkoyunlu Türkmenleri ise İran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehir, kasaba ve köylere yerleşerek oradaki Türk halkının önemli bir bölümünü teşkil ettiler. Akkoyunlu devri kültür hayatı maalesef hiç incelenememiştir. Sadece Sultan Yakup devrinde onun himayesinde gelişen minyatür sanatı sınırlı olarak incelenmiş, özellikle Türkmen ekolü olarak literatüre geçen bu ekol, Safavi minyatür sanatının gelişmesinde de etkili olmuştur. Dönemlerinde meydana getirilen eserlerinde Anadolu'daki savaşlar ve çekişmeler ile bizzat Safavilerin tahripkar tutumları sonucu harap ve yok olmalarına neden olmuştur. Akkoyunlar tarih sahnesinde kabileler birliğini diğer bir deyişle Türkmen dayanışmasını gerçekleşen ulus devlet olarak geçmiştir. Osmanlı hakimiyetinde bölgenin genel durumu. Gerek Moğol zulmü, gerek Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen devletlerinin bölge üzerinde hakimiyet kurma isteği bölgeyi iyice harap etmiştir. Ayrıca Safavi İran devletinin bölgede oluşturmak istediği nüfus için taraftarlarının bölgede çıkardığı huzursuzluklar ile
bölge ile beraber Erzurum'un da harap ve viraneye dönüşmesine sebep olmuştur. Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt ve babası Şeyh Haydar-ı Erdebil'in daha önce Anadolu'da oluşturduğu ve teşkilatlandırdığı müritler topluluğu Erzurum ve Erzincan bölgesinde oldukça kalabalıktı. Şah İsmail Erzurum ve Erzincan'a gelip bu Türkmenlerle bizzat ilgilenerek onlardan biat almış ve Anadolu'daki bütün Türkmen grup ve oymaklarını toplu halde İran'a göç ettirmişti. Böylece Safavi Devleti'nin asli unsurunu bu Anadolu Türkmenlerinden oluşturarak devletini kurmuştu. Şah İsmail tarafından müritler toplaması için Anadolu'ya gönderilen Rumlu Nur Ali Halife, Sivas, Amasya ve Tokat Alevilerini ayaklandırarak bunların mühim bir kısmını Safavi ülkesine götürmüştü. Yine Şah İsmail'in en yakın adamlarından Şah Kulu da yardımcıları vasıtasıyla Tekeilinden Antalya ve çevresi 15 bin kişiyi Osmanlı Devleti'nin karşı koymalarına rağmen İran Safavi ülkesine götürmüştü. Dulkadir ülkesinden Alaüddevle Bey'in yönetimi zamanında mühim bir Türkmen Boz Ok topluluğu Maraş, Elbistan ve Harput bölgesinden 1500'de Safavi ülkesine göçmüştür. Hatta bu göçler 18. yüzyıl başlarında bile devam etmiştir. Yine 15. yüzyılda Anadolu'dan ak koyunlu ve kara koyunların da göç ettikleri bilinmektedir. Anadolu'daki göçebe Türkmenlerin Şah İsmail taraftarı olması ve bunların büyük bir kısmının Erdebil'e göçmesi dönemin pek çok tarihçisi ve müverrihi tarafından bu Türkmenlerin kafirlikle itham edilmelerine neden olmuştur. Hatta bunlardan Ali bin Abdullah Yavuz Sultan Selim'e takdim ettiği bir raporda işte bir zaman geldi ki kim Rum memleketinin halkının çoğu Erdebil olup kafir oldu demektedir. Bölgeden göç o kadar yoğun olmuştur ki 1523'lere gelindiğinde Erzurum tamamen terk edilmiş ıssız bir yer olarak görülmektedir. Osmanlı Devleti bölgenin tenhalaşmasının ve bölge halkının Safavi egemenliğine geçmesini önlemek için geç de olsa çareler aramaya başlamıştır. Osmanlı Devleti artık Türkmen boylarının karşısına almak değil, yanına almak istiyordu. Bu yüzden merkezi idare 1691 yılından itibaren Türkmen aşiretlerinden istifade edilerek savaşlarda faydalanılmak için çeşitli yollar denenmiştir. Bu da gösteriyor ki 17. yüzyıla kadar Türkmen aşiretlerinin hemen tamamına yakını tıpkı Selçuklularda olduğu gibi devlet nizamına tam bağlı olmamış veya devlet bunlar üzerinde tam hakimiyet tesis edememiştir. Bunların yerlerini işgal edilen Türkmenler Sünni İran'a giden Türkmenlerin mezarlarını kullanmamıştır. Bu mezarlıklardan özellikle anıt mezar niteliğinde olanlara asıl sahiplerinin meşhetlik demelerinden dolayı zamanla bize göre sonradan gelen Sünni Türkmenler de bu şehitlik, meşhetlikleri Hristiyan Türk mezarlıklarıyla karıştırarak bunların tamamını Hristiyan mezarlığı olarak nitelemeye başlamış olmalıdırlar. Çünkü Hristiyanlaşmış Türk mezarlarında da tıpkı Türkmen mezarlarında olduğu gibi figürlü, koç, koyun ve at biçimli mezar örnekleri görülmektedir. Dönemin yöneticilerinin Kızılbaş Türkmenlerinin Erdebil'e bağlılıklarındaki aşırılıkları hatta daha da ileri giderek Şah İsmail'e Allah demeleri Şah Tahmas'ın da Azerbaycan'daki Sarulu cemaatinin karılarını kendi aralarında değiştirmeleriyle itham etmesi bunların kafirlikle itham edilmelerine dolayısıyla mezarlıklarda da Sünni halkın böyle bir yanılgıya düşmelerine neden olmuş olabilir. Mesela Dulkadir ülkesindeki bir gencin gerdeğe girecekken Şah İsmail'in davetini duyar duymaz gerdeğe girmeden davete gitmesi bu bağlılığın derinliğini göstermesi bakımından önemlidir. Safavi hanedanına bağlılık Safavi ordusunda da çok derindi. Şah Tahmap'ın paraya olan aşırı düşkünlüğü sonucu korucularına 14 yıl maaş ve ulufe vermediği, korucu Türkmenlerin de bundan şikayetçi olmadıkları kaynaklarda geçmektedir. Bölgede yaptığımız araştırmalarımızda terk edilen bu Türkmen mezarlıklarına yerli halkın Müslümanlara ait olmayan mezarlıklar için kullandıkları maşatlık ifadesini kullanmalarının yegane sebebi budur. Ayrıca figürlü ve koyun, koç ve at biçimli mezar taşlarında da en yoğun görüldüğü mezarlıkların bu gidenlere ait mezarlıklar olduğu görülmektedir.
Osmanlı arşivlerine ve kaynaklardaki bilgilere göre bölgede yaylak ve kışlak olarak konaklayan ve bölgeden göç ederek İran'a yerleşen başta Türkmen boylarının konumuz açısından önemli olduğu için aşağıya çıkarma gereği duyduk. Doğu Anadolu bölgesi yerleşen veya bölgeyi yaylak olarak kullanan ve büyük bir kısmı İran, Erdebil'e göçen Türkmen aşiretleri. Avşar, Avşarlı, Avşarlı. Konar Göçer, Türkmen, Yörük, Erzurum çevresinde bulunmaktadır. Badikan, Badiki, Baduki, Badilli, Badulu, Barışkan, Barışkanlı, Bayatlı, Cemkanlı, Canbeylü, Harbendeli, İlbeyi, İranlı, İsmaillu, Kaçarbayat, Karabağlı, Karaşlı, Kocaman, Kuletcan, Leski, Lezgi. Bakın arkadaşlar, Lezgi, Leskileri Kürt yapmışlardı, hatırlayın. Ama Osmanlı arşivlerinde Türkmen geçiyor. Mamalı, Modanlı, Mugan, Muganlı, Ormanlı, Sadeban, Şekerli, Şahaplı, Şükürlü, Tacirlü, Tumanlı, Tuvatlı, Tekman, Ağaca, Ağaca, Alaca Göz, Ali Beyli, Araplı, Armutlu, Rum Oymağı, Ustacalı, Tekelü, Samlı, Zulkadir, Dulkadir oğulları. Safavi kaynaklarında 80 bin olduğu belirtilen ve Maraş ve Yozgat bölgesi Türkmen oymağıdır. Beyliğin kurucusu olan Hasan Dulkadir Bey'in Horasan'dan geldiği ve bazı kaynaklarda Horasani olarak ünvan isminin kullanılmasından anlaşılmaktadır. Beylik zaman zaman Mısır, Memlük, Osmanlı Devleti ve Safavi Devleti arasında ittifaklarda bulunmuştur. Halkının önemli bir kısmı İran'a geçmiş, daha sonra İran'dan dönen Dulkadirli Mehmet Bey Erzurum Beylerbeyi olarak bölgede hüküm sürmüş ancak Erzurum'dan ziyade daha çok Bayburt'ta oturmuştur. Varsak, Tarsus, Çepni, Arapgirli. Arkadaşlar açıklama bölümüne linkini bırakayım, oradan detaylı bir şekilde bakarsınız. Bozcalı, Durgutlu, Arapgirli. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Arapgirli. Adamın adı Arap, Arap. Adamın adı Arap, adam Türkmen. Görüyor musunuz? İşte Kürt de aynı bunun gibidir, değişmez. Lakabı Kürt'tür, adı Kürt'tür ama Türkmen'dir. İşte bunları söylemezler ama. Hınıslu, Erzurum Hınıs ilçesinde de adını veren bu Türkmen oymağının beylerinden Aygut oğlu İlyas Bey, Şeyh Haydar'ın ileri gelen emirlerinden olup Safavi Devleti'nin kuruluşunda etkili rol oynamışlardır. Hınıs Orta Çağ'da da Türk beylerinin hüküm sürdüğü bir yerdir. Öyle ki 1501'de Bakü'nün fethine görevlendirilen iki Türk komutanından biri Hınıslı Aygut oğlu İlyas Bey'dir. Erzurum Beylerbeyi'ne yazılan 1565-1566 tarihli bir fermanda Malazgirt, Karayazı, Hınıs ve çevresine gelecek olan ulus taifesinin koruma altına alınmasını ve yaylaklara çıktıklarında onlara eziyet edilmemelerine ilişkin emirler verilmektedir. Bu da bölgedeki Türkmen aşiretlerinin konar göçerlik geleneğinin yoğun olarak sürdürüldüğünü göstermektedir. Yine 1568 tarihli başka bir fermanda da Tekman Sancağı'na yerleşmiş Türkmen gruplardan bahsedilmesi, Erzurum bölgesinin en büyük ve en kalabalık Türkmen grubunun Boz Ulus Türkmen oğlu olması, Erzurum çevresindeki özellikle güney içerilerindeki yoğun Türkmen nüfusu teyit eder. Bölgeden sadece Şah İsmail emriyle göç olayı olmamıştır. Osmanlı Devleti de gerekli gördüğü durumlarda bölgeden kalabalık Türkmen gruplarını başka yerlere iskana tabi tutmuştur. Mesela 1693'te Arap aşiretlerinin yağma ve baskılarına karşı koyabilmek için Erzurum, Erzincan, Kemal ve Sivas bölgesi Türkmen gruplarından yaklaşık 80 bin çadır göç ettirilerek Hama ve Humus sancaklarını iskan ettirilmiştir. Bu iskan hadisesi Kadıoğlu Yusuf Paşa zamanında olmuştur. Göç ettirilen Türkmen aşiretleri bilhassa bölgedeki İlbeyi, İlbeyli, Yörük Türkmen
aşiretine bağlı oymaklardan oluşturulmuştur. Bu oymakların başlıcaları Hüseyin Fakılı Kulu, Adillü, İnkılaplı, Tarikilli, Firuzlu, Gavurilli, Doğanlı, Silsüpür, Ceridi, Karakocalı, Şerefli, Hacı Kırlı, Azmanlı ve Çimkanlı oymaklarıdır. Bu belgeler Arap tarihçilerine ait bölgeye Osmanlı Türklerinin sadece bir memur olarak gelip gittikleri ile ilgili iddialarına da çürütmektedir. Göçün bir başka sebebi de bölgedeki aşiretlerden bazılarının yerleşik halka karşı yapmış olduğu talan ve eşkıyalık hareketleridir. Osmanlı yönetimi bu gibi durumların tekrarını önlemek için çoğu zaman farklı bölgelere göç ve iskan mekanizmasını devreye sokmuştur. Evet arkadaşlar, bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Esen kalın.